7 su fayını zaten sık sık dile getiriyorduk bundan önce, ancak bu son deprem, bu büyük depremler bu bölüme çok yakın olduğu için 7 su fayının neredeyse organik bir birebir ilişkili olması bakımından iki fay sistemi burayı daha öne almış olabilir diyoruz ve 7 su fayının kırılma ihtimali yükseldi diyoruz. Bu ama ne zaman olur onu tabii ki söyleyemeyiz. 7 su fayı baya baya kırılması yaklaşmış olan bir fay yani. 7 su fayı kırıldığında peki yani büyüklüğünü söylemek mümkün müdür bilmiyorum ama kaç şiddetinde bir 7'nin üzerinde bir deprem üretme ihtimali yüksek, evet. Yıkıcı deprem bu tabii. O zaman ne olacak? Orada gene Erzincan, Tunceli, aşağı doğru Malatya, Elazığ, o Bingöl, o bölgedeki Bingöl tabii daha yakın ve Bingöl üzerinde de ayrıca bir sismik boşluk daha var. O da kırılmadı henüz. Son depremlerde oraya çok yaklaştık, kırığın ucu. 2 sene önceki Sivrice Pötürge depreminin kuzey tarafı güneye doğru devam etti. Kırıkta Hatay'a kadar indi. Ama kuzeyde kırılmamış Doğu Anadolu fayının bir parçası var. Karlova'ya doğru, Bingöl'ün bulunduğu kesimde. O bölge işte Yedisu fayı, Malatya fayı, Ovacık fayı, bunlar hep birbirine çok yakın, birbiriyle de ilişkili faylar. Bu bölgede bundan sonra yıkıcı depremler olabilir. Zaten Türkiye'nin her yerinde bu türden depremler her an olabilir. O bakımdan yani bugün yarın olacak kaygısına kapılmaya gerek yok, ama hazırlanmakta yarar var.